Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün 1 kilo unla 3 farklı ekmek tarifi vereceğim sizlere. Üçü de birbirinden güzel oluyor. Tam 1 kilo un ortalama olarak 8 bardak falan yapıyor arkadaşlar. Tam ayrıntılı olarak ben ölçeceğim. Hemen videonun altına malzeme listesine kaç bardak olduğunu yazacağım. Şu an tam emin değilim. Ölçtükten sonra yazacağım. Gördüğünüz 1 kilo unu mutfak şefimin içine alıyorum. Normal elinizde de yoğurabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Ben sadece şu anda ela durmadığı için elimi çok sokup çıkartamayacağım. Ondan dolayı makineyle yoğuruyorum. Tam 1 kilo un kullanacağım. Mayamı öncelikle ayrı bir yerde karıştıracağım suyla. Ondan sonra yavaş yavaş içine katacağım. Şöyle dolu dolu 1 yemek kaşığı mayayı kabımın içine alıyorum. Su ölçüsünü hemen göstereyim. 3 su bardağı hafif ılık suyu mayamın üzerine koyuyorum. Bir de şu kadar, yani 1 su bardağında çeyrek olacak şekilde o suyu da ilave ediyorum. Ben sizlere tam ölçü vermeye çalıştığım için böyle tam bir Ela'nın müzik sesi, kusura bakmayın. Tam ölçü vermeye çalıştığım için birebir verdim. Mayayı şimdi biraz içerisinde eritiyorum. Birazcık erirken şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuzu unun içine katıp biraz karıştırıyorum. Şimdi makinemi indiriyorum. Yavaş yavaş içerisine ilave ederek önce düşük devirde, sonra yüksek devire tekrar düşüyor alıp toplamda 5 dakika boyunca karıştırıyorum arkadaşlar. Siz de elinizde önce biraz toparlayın. Toparladıktan sonra 5 dakika boyunca yoğurun. Yeterli arkadaşlar. Olduğunca böyle yumuşak bir hamur olacak. Hafif böyle elinize yapışsın. Biraz elime zeytinyağı sürdüm. Hafif, çok değil arkadaşlar. Ya da un da sürebilirsiniz ama böyle zeytinyağı daha güzel oluyor. Şimdi şu ucu çıkartayım. Elimi tekrar hafif zeytinyağı sürüyorum. Şöyle üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Çok hafif arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar ancak. O yağı böyle etrafına yediriyorum. Üzerine streç filmini kapatıp hamur iki kat olana kadar ortalama 45 dakika boyunca dinlendiriyorum. Hamur yeterince dinlendi arkadaşlar. İyice kabardı, gördüğünüz gibi iki katı oldu. Hemen üzerindeki streç filmi alıyorum. Hiçbir şekilde hamuru ziyan etmiyoruz arkadaşlar. O yüzden şöyle bir aparatta yardımla hamuru tamamen arındırıyorum. Yanıma bir miktar un aldım. Şöyle tezgahımın üzerine unluyorum. Bir spatula yardımıyla tezgahımın üzerine çıkartıyorum hamurumu. Un serpip hamurum biraz toparlayacağım. Oldukça yumuşak bir hamur arkadaşlar. Şimdi bu hamurla 3 farklı ekmek tarifim var sizlere. O yüzden hamurumu şöyle bir 10-15 saniye biraz un serperek yoğurayım. Yapacağınız ekmeğe göre. Şimdi ben bir miktar şöyle ayırıyorum. Bu ekmeğimi tamamen sadece yuvarlak yapıyorum. İyice şöyle toparlıyorum. Bir 10-15 kere bu hareketi yapın arkadaşlar. Fırın tepsimi koyuyorum. Bu birinci ekmeğimiz. Diğer ekmek olan papatya ekmeğini yapacağız. Onun için de hamurun 3'te 2'si kadarını alıyorum.
hamuru 6 eşit parçaya böleceğim. Ve yuvarlıyorum. Elinizi bu esnada sık sık unlayın. Tepsinin ortasına koyuyorum. Diğerinde aynı şekilde yuvarlıyorum. Hemen yan tarafına. Çiçek ekmeğim de bu şekilde hazır. Tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru 3 çeşit parçaya böleceğim. Bunları da böyle küçük küçük bir market ekmeği gibi yapacağım. Yuvarladığım hamuru şöyle kenar kısımlarını inceltiyorum. Bunları da bu şekilde hazırlayacağım. Küçük küçük böyle. Çok aşırı un serpmeyin bu esnada. Bunları da bu şekilde hazırlayacağım. Tamamladım arkadaşlar. Böyle 3 tane ufak bakkal ekmeği tarzında. Bir tane normal yuvarlak, bir de çiçek ekmek yaptım. Ben birazcık yoğurdu hafif böyle sulandırdım. Üzerine sürüyorum. İsterseniz su da sürebilirsiniz. Un da serpebilirsiniz. Ama bence en güzel kızarma yöntemi yoğurt diyebilirim. Şimdi bütün ekmeklerin üzerine güzelce yoğurdu sürüyorum. Üzerine birazcık da şöyle hafif bir un serpiyorum. Çok değil arkadaşlar. Böyle biraz hafif yandan kesik atıyorum. Bu ekmeğimi de böyle iki tane yandan atıyorum. Tamamdır. Çiçek ekmeklerin üzerinde birazcık çörek otu atıyorum arkadaşlar. Çok olmadan. Şimdi artık pişirme aşamasına geçtik. Önce bir tepsi sayısında bekleyecek arkadaşlar. Ama ondan öncesinde şöyle fırına dayanıklı bir kabın içerisine bolca suyu doldurun. Fırının en alt tabanına bunu yerleştirin. Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın. En az 10-15 dakika öncesinde ayarlayın. O süre içerisinde de hamurlarınız mayalanacaktır zaten. 20 dakika boyunca en az tepsi mayasında dinlendiriyorum. Odanın ısısına göre değişecektir arkadaşlar. Eğer oda ısısı düşükse yarım saate kadar bekletin. Ama benim çok... Ekmekler artık iyice mayalandı arkadaşlar. 20 dakika öncesinden açtığım fırınıma hemen sıcak sıcak götürüp atıyorum. Ekmeği fırından çıkardım arkadaşlar. Çok da güzel kızardı gördüğünüz gibi. Harika kabardı. Hepsi ayrı ayrı güzel gözükmüyor mu sizce? Tam 40 dakikada pişti arkadaşlar. Sert olması gayet normal çünkü yeni fırından çıkardık. Şöyle temiz bir şey üzerine örtüp 15-20 dakika boyunca dinlendiriyorum. Çok güzel olmuşlar. Hala böyle sıcacık. Üzerini örttüğüm için hem yumuşak hem de böyle dış kısmı çıtır çıtır oldu. Altı da gayet güzel pişmiş. Daha fazla fırında tutmadım. Yani böyle inanın o kadar güzel evde bir ekmek kokusu oldu ki. Bayıldık. Özellikle çocuklar bu çiçek ekmeğe bayılıyorlar. En sevdiklerinden bir tanesi. Ben çok sık sık bu çiçek ekmeğini yapmaya çalışıyorum. Diğer küçük ekmeklerim de gayet güzel. Yumuşacık olmuş. Her tarafı da ayrıntılı olarak pişmiş. Öncelikle şu büyük ekmeğimi bir güzel keseyim. Sizlere de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle çıtır çıtır. İçi de çok güzel pişmiş. Hatta hala sıcak arkadaşlar. Ama yumuşacık. İçi de o kadar yumuşak ki hiç hamur falan değil arkadaşlar. Çok fazlasıyla da böyle ekmekle uğraşmak istemiyorum. Bakar mısınız sesini? Ne kadar güzel.
Böyle çıtır çıtır. Ben bu ekmeği genelde böyle böyle dilimleyip bu şekilde servis ediyorum. Yumuşacık olmuş arkadaşlar. Hiç pişmediğini falan düşünmeyin. Pamuk gibi. Hatta çok sıcak daha. Biraz daha dinlendirebilirdim aslında ama biraz acele ettim. Hemen şu papatya ya da çiçek ekmek artık ne derseniz onu da sizlere göstereyim. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Hala duman çıkıyor. Hiç öyle pişmemiş falan değil. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten bu ekmekleri lütfen muhakkak deneyin. 1 kilo unla 3 farklı ekmek yaptım. Hepsi de gayet güzel. Artık yeterli. Bunu böyle daha çok sandviç olarak yapabilirsiniz. Hepsinin içi de gayet güzel pişmiş. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Sevar Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.